Enerji odaları binaların ana panolarının bulunduğu, elektrik girişinin yapıldığı yerlerdir. 2004 Enerji Odası kablo bacası bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihtir. Bu 2004 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alacak olan yapıların projelerinde göstermeleri zorunludur enerji odasını ve kablo bacasını. Enerji odası ve kablo bacasının ölçü ve detayları ve uygulama alanlarına ilişkin esaslar enerji veren yetkili kuruluş tarafından belirlenir denilmesine rağmen bu konuyla ilgili esaslar TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Haziran 2015'te yayınlanmış ve Nisan 2016'da revize edilerek son şeklini almıştır. Bu uygulamadan sağlanacak faydalar nedir? Bu uygulamayla taşıyıcı sisteme zarar vermemek, yani binanın yapısına zarar vermemek, herhangi bir arıza durumunda müdahalenin daha kolay olması, ayrıca panoların ve kabloların bulunduğu hatta herkesin müdahalesini önlemek şeklinde sıralanabilir. Kablo bacası ve enerji odası 3 kattan büyük binalarda kablo bacası olması zorunludur. En az 10 sayaç abonesi veya 100 kW kurulu gücü olan binalarda da enerji odası bulunması zorunludur. Enerji odasının niteliklerine gelelim. Enerji odası sayaç panosunun bulunduğu odadır demiştik. Bodrum dahil en az 4 katı olan veya en az 10 kolon hattı bulunan, 10 sayacı bulunan yapılarda enerji odası tesis etmek zorunludur. Ayrıca 100 kW üzerinde kurulu gücü olan endüstriyel yapılar, sağlık, eğitim, kültür yapıları, otel, alışveriş merkezleri gibi yerlerde arkadaşlar kat ve bağımsız bölüm şartı aranmaksızın enerji odası olması gerekmektedir. Tesis sahibinin istemesi durumunda bu şartları sağlamayan yapılarda da enerji odası kurulabilir. Burada bir notu da belirtelim. Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Mayıs 2018 tarihli bina içi elektronik haberleşme tesisatı teknik şartnamesinin madde 5'e 1'e göre daire sayısı 8 ve üzeri olan binalarda ayrıyeten bir elektronik haberleşme sistem odası da zorunlu kılınmıştır. Enerji odası genellikle yapının eksi birinci katında, zemin katında veya artı birinci katında olur. Ama genelde eksi birinci kattadır enerji odaları. Zorunlu durum olmadıkça zemin kata ya da artı birinci kata çıkmaz. Elektrik sayaçlarını tek bir enerji odasında toplamak mümkün değilse veya istenirse yapıda birden fazla enerji odası oluşturulabilir. Örneğin çok yüksek binalarda binanın belirli bir katından sonra farklı bir enerji odası kurulabilir veya büyük iş yerlerinde, büyük alışveriş merkezlerinde birden fazla farklı enerji odaları olabilir. Üst katında veya bitişiğinde banyo, WC, su gideri, su deposu gibi ıslak mekan bulunmamalıdır enerji odası olarak seçilecek yerin. İçinde tavanında veya duvarlarından su borusu kesinlikle geçirilmemelidir. Enerji odasının ölçüleri içine monte edilecek sayaç panosunun boyutlarına uygun olmalıdır. Bunun hesabı sayaç panosunun adedine göre yapılır. Bununla ilgili hesabın Excel dokümanını ben aşağıya linke bırakıyorum. Oradan incelersiniz. Enerji odasının zemini ile pano alt yüzeyi arasında en az 20 santim mesafe olmalıdır. Yani yerden 20 santim yüksekte olmalıdır ya da kaide üzerinde olmalıdır en az. Pano birinci, eksi birinci kattaysa yani zemin kattaysa, bodrum katındaysa bu mesafe en az 50 santim olmalıdır. Gördüğünüz gibi eğer eksi birinci kattaysa genelde de eksi birinci katta olur enerji odaları. 50 santim yukarıda olmalı pano. Enerji odasının tavanı ile pano üst yüzeyi arasında en az 30 santim mesafe olmalı. Yani şu mesafe en az 30 santim olmalı arkadaşlar. Daha fazla olabilir ama minimum 30 santim. Pano yan yüzeyleriyle duvar köşeleri arasında da en az 10'ar santim olmalı. Bunlar minimum ölçülerdir. Şurada bakın en az 10 santimlik mesafe olmalıdır. Duvarların yıkılmadığı küçük ölçekli depremlerde pano duvardan kopmamalı ve olası kısa devre durumunda oluşacak mekanik zorlamalara emniyetle dayanabilmelidir. Panonun duvara montajı sağlam yapılmalı. Herhangi bir depremde yani küçük ölçekli depremlerde yerinden çıkmamalı. Enerji odasının karşılıklı iki duvarına iki ayrı panoda monte edilebilir.
Yani iki ayrı pano karşılıklı olarak enerji odasında bulunabilir. Bu durumda panolardan birisinin kapağı tam açık durumda iken bu kapakla diğer pano arasında bir insanın rahatça geçebileceği kadar boşluk olmalıdır. Enerji odası ile kablo bacası mümkün mertebe aynı hizada olmalıdır. Yapıda birden fazla enerji odası ve kablo bacası varsa, bunlar aynı hizada değilse, bunlar arasındaki kabloların geçirileceği yerler mimari projede gösterilmeli ve projeye uygun imalat yapılmalıdır. Enerji odasının içinde kalorifer radyatörü bulunmamalı. Acil aydınlatma armatürü ve tavanında kombine yangın dedektörü olmalıdır. Özellikle bu yangın dedektörü çok önemli. Kapısı dışa doğru açılmalı. Duvarda veya kapı üzerinde havalandırma panjuru olmalıdır. Havalandırma panjuru olmalıdır. Şuraları görüyor musunuz? Bakın. Buralar havalandırma panjuru. İçeride oluşacak ısının sirkülasyon yoluyla dışarı çıkması için. Üzerinde işaret levhası asılmalı ve kapının metal aksamı topraklanmalıdır. Kapı da topraklanmalı. Şu metal aksam da topraklanmış, topraklanma hattına bağlanmış olmalı. Pano önlerine izole halı serilmelidir. Enerji odasında sayaç panosu ve zayıf akım panolarından başka bir şey bulunmamalı. Enerji odası depo gibi kullanılmamalıdır. Enerji odasının kapısı uygun malzemeden yapılacak. Ebatları panonun rahatlıkla girip çıkabileceği ölçüde olacaktır. Enerji odasının kapısı dışarıya doğru açılacak şekilde kapı ebatına göre tek veya çok kanatlı olacaktır. Enerji odasının kapısına tehlike işareti konulacak. Kapının tüm metal aksamları topraklanacaktır. Enerji odası elektrik sayaç panosu ve zayıf akım dağıtım kutularının konulması dışında başka amaçla kullanılamaz. Havalandırma panjuru olması lazım aynı zamanda. Uygun bir havalandırma penceresi. Kapısı koridora açılmalı, boşluğa açılmalı. En az arkadaşlar bir tane şaft olması gerekiyor. Binaya çıkan bir şaftın olması gerekiyor en az. Kedi fare gibi bir durum varsa bunlar için de özel önlem alınmalı. Kesinlikle bu tür canlılar buralara girmemeli. Soğutma sistemi olmalı. Işıklandırma düzgün olmalı. Ayrıca mümkünse hangi pano nerenin, hangi kompakt şalter nerenin ise bunların isimleri yazılmalı üzerine. Ayrıca varsa herhangi bir ek düzenek varsa bunların da talimatname olarak enerji odasında duvara asılmalıdır. Elektrik projesinde pano şekli ve panoların enerji odasının yerleştirilme planı çizilmelidir. Pano, kablo bacası ve enerji odasının ölçü ve projedeki yerleri belirtilmelidir. Elektrik projeleri onaylanırken beraberinde kontrol için istenilen onaylı mimari proje üzerinde elektrik projesinde belirtilen enerji odası ve kablo bacası yerleri ölçüleri karşılaştırılacaktır. Enerji odasının en ve derinlik ölçüleri panonun enerji odasına yerleştirilmesine göre değişmektedir. Panonun boyutuna göre hesaplanmaktadır. Pano boyutu da sayaç sayısına göre hesaplanmaktadır.